İstanbul'dan, Tarihi Yarımada'dan, TRT Dünya Gündeminden bir kez daha merhaba. Programın bu bölümünde Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türk dünyasında başlayan ve son yıllarda hızla artan işbirliği arayışını ele alacağız. Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanoğlu bugün stüdyo konuğumuz olacak. İsmail Gazpıralı'nın yaklaşık 150 yıl önce ortaya koyduğu dilde, işte ve fikirde birlik hedefine ne kadar yakınız? İşte bunu konuşacağız. Hazırladığımız özel haberleri de elbette size aktaracağız. Ben Buket Güler, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Türkistan, Azerbaycan, ey güzel yurdumuz. Türkistan, Anadolu'm, ey güzel yurdumuz. Senge kurban boleylik, ey güzel yurdumuz. Senge kurban boleylik, ey güzel yurdumuz. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Evet, Türk dünyasında işbirliğini konuşacağız. Bugün tam 45 dakika boyunca Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanoğlu'la birlikte. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Önce sizi bir tanıtalım istedik izleyicilerimize. Evet. Program boyunca konuşacağız bütün bu çalışmaları ama öncesinde dilerseniz hemen bir Türk Konseyi nasıl kuruldu, nasıl başladı, bugün gelinen nokta nedir? Onu bir haberimizde izleyelim. Evet, Türk dünyasında işbirliği arayışı Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının hemen ardından başladı. Azerbaycan ve Orta Asya'da bağımsızlığa kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler hızla gelişti. Yavaş ilerleyen süreç 2009 yılında Nahçıvan'da yapılan Türk Dili Konuşan Liderler Zirvesi'nde alınan kararla ivme kazandı ve Türk Konseyi kuruldu. Önce hem bu süreci hatırlayacağız hem de Türk Konseyi'ni daha yakından tanıyacağız. Sonrasında ise stüdyomuzda olacağız ve sohbete başlayacağız. Sovyetler Birliği'nin dağılması Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada dengeleri köklü biçimde değiştirdi. Eski Sovyet Cumhuriyetleri bir bir bağımsızlıklarını ilan ederken Türkiye'nin gözü de uzun bir aradan sonra Kafkasya ve Orta Asya'ya çevrildi. Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan 1991 yılında dünya sahnesine çıkarken Türkiye bu ülkeleri tanıyan ilk ülke oldu. Ortak hareket eden bir Türk dünyası düşüncesi büyük bir heyecanla karşılandı. Gazpıralı İsmail'in dilde, fikirde ve işte birlik hayalini gerçekleştirmek için kollar sıvandı. Bu yönde ilk adım 1992 yılında düzenlenen Türkçe Konuşan Devletler Başkanları Zirvesi oldu. Ancak bu iyimser hava çok sürmedi. Hem Türkiye hem de Orta Asya'daki genç cumhuriyetler sürece hazırlıksız yakalanmıştı. Küresel ve bölgesel dengeler bu birlikteliğin sanıldığı kadar kolay olmadığını ortaya koydu. Yine de bu yolda atılan adımlar son bulmadı. Türk dünyasının liderleri uzun bir aranın ardından Nahçıvan'da düzenlenen 9. zirvede yeniden bir araya geldi. Nahçıvan'da varılan anlaşmayla Türk Konseyi kurulmasına karar verildi. Anlaşmaya imza koyan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dı. Bir yıl sonra İstanbul'daki zirvede kabul edilen bildiriyle Türk Konseyi resmen kuruldu. Konseyin temel amacı Türk dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barışla istikrara katkıda bulunmak olarak belirlendi. Örgütün Nahçıvan Anlaşması'nın ikinci maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevleri ise şöyle. Bölge ve bölge dışında barışın korunması, dış politika konularında ortak tutum benimsenmesi, ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin genişletilmesi. Örgütün ana karar organı Devlet Başkanları Konseyi. Türk Konseyi'nin faaliyetleri İstanbul'daki sekreterya tarafından koordine ediliyor. Türk Konseyi aynı zamanda Türk dili konuşan ülkeler, parlamenterler asamblesi, uluslararası Türk kültürü teşkilatı ve Türk İş Konseyi gibi mevcut işbirliği mekanizmaları içinde bir şemsiye kuruluş görevi görüyor. Türk dünyasının ortak simgesi olarak kabul edilen örgütün bayrağı 2012 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kazak mevkidaşı Nursultan Nazarbayev tarafından İstanbul'da göndere çekilmişti. Ruhun bir, dilin bir. Dinin bir, adetin bir. Alışverişin, yazarın, atanın yattığı mezarın, içmeye alıştığın suyun bir, aşın, düğünün, toyun bir, bir atanın çocukları.
Evet, Türk dünyasında işbirliğini konuşacağız. Az önce de anons etmiştim, söylemiştim. Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov stüdyo konuğumuz. Yeniden merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Şimdi aslında program boyunca biz masamızın üzerinde duran bu bayrak ve bu bayrağın ihtiva ettiği anlamı konuşuyor olacağız. Dolayısıyla önce bir bununla başlayalım. Siz bize bir anlatır mısınız? Hem anlamını... Evet. Üzerindeki izleyeceğimiz görecekler daha yakından. Hem de beraberinde bu ülkeler açısından baktığımız zaman konseyin ne demek olduğunu. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Elbette bayrak hepimiz için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Doğal olarak Türk Konseyi dediğimiz için Türk Konseyi'ni bir araya getiren 4 devlet şu an mevcuttur. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan olarak. Ve bu bayrağa baktığınız zaman siz aslında hem eski Türk imparatorluklarının rengi olan Göktürk İmparatorluğu'nun rengini görebiliyorsunuz. Ve modern çağımıza baktığımız zaman ise hem Azerbaycan, hem Kazakistan, hem Kırgızistan, hem Türkiye'nin tüm anlamlarını ifade eden noktalar orada mevcuttur. Şöyle başlayalım. Bayrağımız 2011. yıl bildiğiniz gibi Türk Konseyi'nin zirvesinde kabul olundu. Ve 2012. yıl Ekim ayının 12'sinde Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları vasıtasıyla Türk Konseyi'nin İstanbul'daki genel ofisinde, genel sekreterisinin ofisinde göçlere çekildi. Evet. Ve bayrağın rengi, ana rengi turkuaz mavisi Kazakistan bayrağından götürülmüş bir renktir. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir renk anlam ifade etmektedir. Gördüğünüz şu güneş şekli Kırgızistan bayrağında olan güneşin şeklidir. Hilal Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağından alınmıştır. Ve 8 köşeli yıldız ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağından alınmıştır. Bazen bize böyle sorular da soruyorlar. Ya şimdi siz 4 devletsiniz. Hadi o bir yakın bir zamanda farz edelim ki başka devletler de, kardeş diğer Türk devletler de üye oldular. Onun için de bir sorun yoktur. Önemli olan dua ediyoruz ki inşallah üye olsunlar. Üye olduktan sonra o sorunlar da çözülür. Bir şeyi de unutmamak lazım ki üye olmak ihtimali olan kardeş devletlerimiz olan Türkmenistan ve Özbekistan'ın bayraklarına da hilal mevcuttur. Yani o açıdan onu da düşünmedik değil ya, diyorsunuz. Yani bunların hepsi düşünülmüştür ama elbette bunlar devlet başkanlarımızın vereceği karara bağlı olan bir şeydir. Ya tasarım olarak da zaten siz anlattığınız hikayesi herkesten bir parça var. Çok anlamlı ve tabii önemli. Yani herkese kucaklayan bir bayraktır. Çünkü bayrak bildiğiniz gibi bizim coğrafyada, bizim toplumda çok önemli azmetmektedir. Çünkü hepimiz için önemli olan bir bayraktır. Bu bayrak için... ülkelerimizin bayrakları için insanlar kendileri hayatlarını kurban vermiş, şehit olmuşlar. Dolayısıyla bu da 4 devleti bir araya getiren bir bayraktır. Şimdi yani o zaman bu simge değildir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bazen bunu yanlış anlayabiliyorlar. Yani bu bir herhangi bir kuruluşun veya toplumun simgesi değil. Bu resmen 4 devlet tarafından kabul olmuş bayraktır. Yani anlatmak istediğim, yarın o bir gün eğer devletlerimiz arzu ederlerse bu bayrakları kendi bayraklarının yanında Avrupa Birliği gibi kullanabilirler. Diyelim Avrupa Birliği Fransa, İtalya'sı olsun veya başka bir ülkesi olsun kendi milli devletinin bayrağının yanında uluslararası bir ortak bir bayrak olarak Avrupa Birliği'nin bayrağını dalgalandırıyorsa bizim ülkelerimiz de inşallah yakın bir zamanda bu bayrağı da kendi bayraklarının yanında dalgalandırmış olurlar. Aslında bu mesajla birlikte hedeflere yönelik de bazı ipuçları almış olduk. Sizden az sonra detaylandıralım ama bahsettik bu 4 ülkeden. Şimdiki haberimizde Türk Konseyi'nin üyelerini, o 4 ülkeyi biraz daha yakından tanıyalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Elbette. 2010 yılındaki İstanbul zirvesinde resmen hayata geçirilen Türk Konseyi'nin Türkiye haricindeki üyeleri Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan. Üye ülkelerden Azerbaycan 10 milyona yaklaşan nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle Güney Kafkasya'nın yükselen gücü. Hazar kıyısındaki başkent Bakü, Mehmet Emin Rasulzade, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit gibi fikirleri sadece Azerbaycan'da değil, tüm Türk dünyasında derin izler bırakan devlet adamları ve aydınların da yetiştiği önemli bir kültür merkezi. 1991'de gelen bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan savaşın ardından Azerbaycan'dan koparılan Karabağ toprakları ise halen Ermenistan'ın işgali altında. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine ev sahipliği yapan Kazakistan, 2 milyon 700 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle sadece bölgenin değil, dünyanın da en büyük ülkelerinden biri. 20. yüzyılın başlarında Türk dünyasında derin izler bırakan Mustafa Çokay, Macan Cumabayev, Alihan Bökeyhanov gibi sayısız düşünce ve siyaset adamı yetiştiren Kazakistan, Sovyet sonrası dönemde işbirliği yönünde atılan her adıma aktif biçimde katıldı. Bağımsızlığın ardından çehresi hızla değişen ülke, büyüyen ekonomisiyle Asya'nın parlayan yıldızları arasında. Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan da Türk dünyasındaki işbirliği arayışına aktif desteğini sürdürüyor.
Yazdıkları Kırgızistan sınırlarını aşan Türk edebiyatının usta kalemlerinden Cengiz Aytmatov'un ülkesi 2000'li yılların başında sürüklendiği siyasi kaosu artık geride bıraktı. Bişkek'te sağlanan istikrarın ardından 6 milyonluk ülke yarınlara umutla bakıyor. Türk Konseyi'ne üye ülkeler oluşumun diğer Türk Cumhuriyetlerinin katılımına da açık olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bizi ortak tarih birleştirir, ortak medeniyet birleştirir. Bizim halklarımız esirler boyu bir yerde yaşamışlar, bir yerde çalışmışlar. Daim birbirine arka dayak olmuşlar. Ve ben çok şadım ki bugün müstakil devletler kimi bizim ülkelerimiz bütün sahalarda uğurlu emektaşlık aparırlar. Evet Sayın Mülkeci, az önceki haberimizi aktardık üye devletleri. Evet. Siz de programın başında değinmiştiniz. Olur da bir gün daha fazla üye ülke sayısına sahip olursak diye. Evet. Şimdi oradan devam edelim mi? Edelim, tabii. Üyelik süreci nasıl işliyor? Kimler, yani zaten az önce bahsettik. İki ülke daha gündeme gelebilir. Türkmenistan ve Özbekistan ama beraberinde de Macaristan var. Bir evet. De o da çok gündemde. Bir özetler misiniz? Nedir sorun? Tabii özetleyelim elbette seve seve. Şimdi bildiğiniz gibi dört devletimiz bir araya geldi 2009 yılında. Bu uluslararası kuruluş olan Türk Konseyi'ni kurdu. Ve 5 seneye aşkın bir süre zarfında bu çalışmalar bugüne kadar güzel bir şekilde geldi. Elbette gönül ister ki devlet başkanlarımızın da her zaman döne döne ifade ettikleri gibi başka diğer kardeş devletlerimizle bizlerle beraber üye olarak faaliyet göstersinler, hareket etsinler. Ama elbette buraya üye olmak mekanizması gönüllülük prensibine esaslanmaktadır. Ve aynı zamanda bizim zaten iç tüzüğümüzde yazılan şartlardan bir tanesi. Ortak çıkarlar, ortak ekonomi, ortak alanlar ve bunların daha çok büyük bir, çok taraflı bir platform olarak bir araya getirilme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Yani Türk Konseyi olarak biz bunlar yapmaktayız ama bununla beraber kimsenin iç işlerine karışmama, var olan Birleşik Milletler tarafından kabul olmuş devlet sınırlarının kabul olması ve aynı zamanda bölgede sadece kendi ülkelerimizde değil, mevcut bölgemizde var olan sorunların, herhangi bir konfliktlerin barış yoluyla çözülmesi için mekanizmalar oluşturulması veya var olan mekanizmaların içerisine girilmesi aynı zamanda birbirlerimizin destekleme prosesi. Ama tabii ki bunun da altını çizerek özellikle söylemek istiyorum. Yani bizim birlikte beraber faaliyet göstermemiz, Türk Konseyi olarak beraber her alanda ekonomi, sanayi ve birçok siyasi alanlarda bilge ve ortak bir nokta belirlememiz başka ülkelere karşı yönelme veya başka ülkelere karşı bir güç birliği oluşturma anlamına gelmemektedir. Yani bunu özellikle söylemek lazım. Bu tam tersine bölge için istikrarlı ve huzurlu bir ortam oluşturulması niyetiyle ortaya koyulmuş olan bir projedir. Bu projenin hayata geçirilmesi mekanizmasıdır. Peki buna rağmen diğer ülkeler tarafından endişeyle karşılanma ihtimali var mı? Endişeyle karşılanma ihtimali zaten her zaman olmaktadır. Olmuştur ve olacaktır. Ama önemli olan bizim işte o endişeleri giderebilmemiz için doğru, dürüst ve şeffaf bir çalışma yürütmemiz ki biz de onu yürütmekteyiz. Çünkü devlet başkanlarımızın kabul etmiş olduğu bütün deklarasyonlara baktığımız zaman üzerine durmuş olduğumuz noktalar nedir? Huzur, demokrasi, İnsanların eşit şekilde beraber kardeşçesini yaşayabilmesi, topluma, ülkelere, bölgeye barışın ve bir dostluk noktalarının gelebilmesi ve mevcut olan sorunların barışçıl yollardan çözülebilmesi. Bunların içerisinde Dağlı Karabağ sorunu var, bunun içerisinde Afganistan süreci var. Çünkü baktığınız zaman bunlar hepsi bizim, Karabağ zaten Azerbaycan'ın bir parçası ve sorunu olan bir bölgedir. Bunun dışında diyelim ki Afgan sürecinin içerisinde de biz varız. Neden? Çünkü Afganistan da bizim üye devletlerin bir kısmının sınırında olan bir ülkedir. Dolayısıyla orada da istikrarın ve huzurun sağlanabilmesi bizim hepimiz açısından önemlidir. Ve o konuda da çok aktif olmaktayız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresinde mevcut olan Suriye ve Irak ihtilafları ve bu gibi konuların hepsinde... Tabii bunların hepsi demek istediğim bizim devletlerin, dört devletin beraber ortak çalışmalarını yürütebilmeleri için de iyi bir platformdur. Yani bu sorunların çözülebilmesi için hangi adımlar atabiliriz? Hangi şekilde başka ülkelerle, başka uluslararası örgütlerle hangi şekilde işbirliği yapabiliriz? Bunları da tartışıyoruz biz bu platform içerisinde. Yeni üyeler meselesine tekrar. Yeni üyeler meselesine gelince tabii önce bildiğiniz gibi bizim şöyle diyelim arzumuz
diyelim, daha böyle şey çıksın. Arzumuz kardeş Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın da yakın gelecekte buraya Türk Konseyi'ne üye olmaları. Elbette ama bu gönüllülük prensip esasında olduğu için biz her bir devletin vermiş olduğu veya vereceği kararlarda saygıyla yaklaşmaktayız. Niyetimiz kısa zamanda gelmeleri ve şunu da söyleyeyim. Bodrum zirvesine baktığınız zaman şunun şahit olmuşsunuz muhakkak ki Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov özel misafir sıfatıyla zirvemizi onurlandırmıştır. Yani bizim zirvemizi var olmuştur ve katılmıştır. Ve niyet ediyoruz ki inşallah bu Astana'da bizim Eylül ayında yapacağımız öngörülen Sayın Nazarbayev'in ev sahipliğindeki Devlet Başkanları, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne de hem Türkmenistan hem Özbekistan katılsın. Aynı zamanda bizimle kök bağlı olan ve bizim aslında alt diğer kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olan Macaristan'ın da katılmasının ön planda olduğunu düşünmekteyiz. Ve bununla ilgili de çalışmalar yürütmekteyiz. Dolayısıyla demek istediğimiz Türkmenistan, Özbekistan ve Macaristan'ın yakın gelecekte misafir olabilir, gözlemci olabilir, tam üye olabilir. Yani tabii ki bununla ilgili kararları başvuran devletler ve Devlet Başkanları Konseyi verecektir. Peki o zaman şimdi Türk Konseyi'nin yapısını biraz daha detaylandıralım. Bir sivil inisiyatif değil bir defa başında. Kesinlikle. Biraz daha diplomatlar. Tabii. Sistem nasıl işliyor, karar mekanizmaları ama biraz kısalım çünkü aktaracak çok fazla. Hemen kısa ifade edeyim. Şimdi şöyle anlatayım. Bir kere Türk Konseyi uluslararası, devletler arası kuruluştur. Yani devletler arası hükümetlerin, devlet başkanları bir araya gelip kurmuş olduğu bir kuruluştur. Dolayısıyla yani bunu siz daha çok Avrupa Birliği'ne benzetin. Avrupa Birliği mekanizması nasıl çalışıyorsa, uluslararası memur çerçevesinde diğer üye devletlerin dış politikasında yön veren diplomatların bir arada çalışma mekanizması nasıl oluşmuşsa aynı şey de buradadır. Yani Türk Konseyi'nin şu an çalışma mekanizmasında dört devletin dışişler bakanlıklarından uzun yıllar çalışmış ve tecrübe toplamış kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın sınav yoluyla yani seçilerek gelip çalışmış oldukları uluslararası bir diplomatik misyondur. Yani bu diplomatik misyon Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak çıkarlarına ve milli menfaatlerine hizmet ederek beraber çalışan yegane tek uluslararası devletler arası bir kurumdur. Uluslararası diplomatik misyon deyince akla elbette diaspora geliyor. Biraz daha üzerine elbette fazla konuşmaya da başladık. Elbette. Hatta elbette konseyin bu konuyla ilgili çalışmaları var. Onu da aktaralım izleyicilerimize. Elbette aktaralım tabii. Sonra devam edelim. Tabii Türk ki Konseyi tarafından atılan önemli adımlardan biri de işte söylediğim gibi ortak diaspora merkezlerinin kurulması olacak. Bu yöndeki ilk adım geçtiğimiz ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'de atılmıştı. Türk Konseyi'nin en önemli adımlarından biri geçtiğimiz yılın Aralık ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de atıldı. Konsey üyesi ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın bu ülkedeki diasporaları arasındaki ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan merkez hizmete girdi. Ortak diaspora merkezlerinin kurulmasına yönelik karar, Türk Konseyi'nin geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum'da düzenlenen 4. zirvesinde alınmıştı. Söz konusu merkezlerin Türkçe konuşan ülkelerin uluslararası konumlarının güçlendirilmesi, bu ülkelerin devlet ve halklarının kültür ve değerlerinin tanıtılması ve Türk halklarının karşılaştığı sorunlarla ilgili gerçeklerin uluslararası kamuoyuna duyurulması yönünde önemli adımlar atması bekleniyor. Kiev'de açılış töreninde Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Rami Hasanov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yunet Can Tezel, Kırgızistan'ın Kiev Büyükelçisi Ulukbek Çinaliyev, Ukrayna Azerbaycanlıları Bişkek Diyasporası Başkanı Hikmet Cevadov, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Cubarov, Ukrayna'da faaliyet gösteren Kazak Kültür Merkezi temsilcileri ve Türkiye İş Adamları Derneği'nden yetkililer katıldı. Türk Konseyi'ne üye ülkelerin diasporaları arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla Berlin, Paris ve Washington'da da bölgesel diaspora merkezlerinin kurulması planlanıyor. Tarih bize bir fırsat daha tanıdı. Ulu Türk Kağanlığı koramasak bile en azından Türk devletlerinin kardeşliğini pekiştirmeliyiz. Pekiştirmeliyiz. İnşallah kuvvetli bir Türk birliğini de yapmalıyız. Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi diaspora deyince biraz da sizin kendi kişisel tarihinizden de yola çıkabiliriz. Söyleyecekleriniz önemli. Çünkü siz de 2002'den 2010 ocağına kadar Azerbaycan diaspora işlerinden sorumlu devlet komitesinde bölüm başkanı olarak çalıştınız. Doğru değil mi? Yanlış bir şey söylemedim. Devlet Bakanlığı'nda genel müdür olarak çalıştım. Evet.
Elbette bu önemli. Neden? Çünkü Azerbaycan Türk devletleri içerisinde ilk devlettir ki diaspora alanında bir bakanlık kurdu. Hı hı. Eskiden bu Dışişler Bakanlığı'nın nezdinde bir bölümdü, bir genel müdürlüktü. Bunu ayrıldı rahmetli Haydar Aliyev döneminde bir diaspora bakanlığı olarak kurdu. Ve diaspora bizim için çok önemlidir. Neden? Çünkü Azerbaycan dünyada çok nadir ülkelerden bir tanesidir ki yurt dışında yaşayan soydaşlarının sayısı ülke içerisinde yaşayan soydaşlarından daha fazladır. Yani 10 milyon nüfus Azerbaycan'da ise düşünün ki bir 40 milyon nüfus da yurt dışında yaşıyor. Bunların içerisinde birçok ülkeler mevcuttur. Ve bu da herhalde devletin ilgi alanında 2002 yılında bunu kurdu. Ve daha sonra biz bunu ikili platformaya çevirdik. Çünkü Sayın İlham Aliyev'in demiş olduğu tarihi bir kelime var. O zaman Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliği açısından olan bir alanda bu. İşte bir milletin iki diasporası olmaması gerekiyor. Bir millet, madem biz bir milletsek, aynı milletsek, aynı milletin bir diasporası olması lazım. Ve bu alanda da biz bir açılım gerçekleştirmeye başladık. Şimdi artık dört millet üzerinden. Şimdi ona yani geliyorum zaten. Yani bu Azerbaycan-Türkiye alanında başlamış olan bir işbirliği platformu Türk Konseyi vasıtasıyla dörtlü platforma çevrildi. Ve ilk defa bildiğiniz gibi Bakü'de Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan diasporlarını bir araya getiren büyük bir zirve yapıldı. Hı hı. Ve bu zirvenin sonunda da işte orada kabul olmuş kararlar devlet başkanları zirvesinde sunuldu. Ve Bodrum'da sizin de hazırlamış olduğunuz programda bahsedildiği gibi devlet başkanlarımızın ortak kanaatı ve kararıyla ortak diaspora merkezlerinin kurulması ve bu diaspora merkezlerinde koordinasyonu sağlamak Azerbaycan, Türkiye, Kazak ve Kırgız kardeşlerimizin hatta üye olmayan Türkmenler ve Özbek kardeşlerimizin de çünkü oralar netice itibariyle sivil inisiyatifte, sivil toplum kuruluşları çalışıyor. Herkes gelip yönlü şekilde çalışabilir. Bir araya gelmesi müthiş bir platform olarak dolayısıyla sizin bu 2010 yılına kadar edindiğiniz deneyim konsey açısından da bir avantaj sağlayacak. Somut hangi adımlar atıldı? Somut şu an net olarak atılan olan adım 24 Aralık tarihinde bahsedildiği gibi. Evet. İşte Kiev'de biz zaten devlet başkanı bir karar kabul etti. Dört ülkede, dört merkezde ilk ortak koordinasyon merkezler açısından. Bunun ilkini biz gerçekleştirdik. Var olan eski tecrübelerimize dayanarak bunu hızlı bir şekilde hayata geçirdik. 24 Aralık'ta Kiev'de ortak diaspora merkezini açtık. Hı hı. Ve şunu da belirteyim ki bildiğiniz gibi bizde dönem başkanlığı süreci var. Ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Türk Konseyi'nin dönem başkanıdır. Ve ondan dolayı da yurt dışında ve yurt içindeki faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini temsilen yetkililerin var olmasıyla biz bunlara hayata geçiriyoruz. Dönem başkanı sıfatıyla. Bu açıdan da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçisi ben ve diğer değerli kardeşlerimiz hem Azerbaycan hem Kırgızistan hem Kazakistan devletlerinin olan büyükelçiler beraber çekildi ve Kiev hükümetinde resmi temsilcilerle birlikte bu merkezi açtık. Ve bugüne kadar olmayan bir şeyi gerçekleştirdik ki şu an Kazak, Kırgız ve Azerbaycan ve Türk oradaki diasporamızın değerli temsilcileri bir araya gelebilmek, ortak platform oluşturabilmek, ortak düşüncelerini, dertlerini, sorun ve sıkıntılarını aynı zamanda iyi manada projelerini birlikte hayata geçirebilmek için. Çok önemli için bir kapı aralanmış elbette oldu. Elbette yani biz kapıyı araladık, onlara bir platform sunduk. Evet. O platformu birlikte beraber değerlendirip ortak faaliyet göstermeleri gerekiyor ki bizim hem kendi devletlerimize faydası olsun hem de yaşamış oldukları devletlere faydası olsun. Yani bizim niyetimiz diasporalarımız vasıtasıyla var olan yaşamış oldukları devletlerle üye devletler arasındaki işbirliğini hızlandırmaya da sivil inisiyatif olarak onların desteğini sağlamaktır. Bu çok önemlidir. Neden? Çünkü bu barışa ve dostluğa hizmet ediyor. İnsanların birbirini daha iyi tanımasını ve entegrasyonun hızlı bir şekilde gidip farklı kültürlerin bir araya gelip beraber şekilde çalışmalarına da katkı sağlıyor. Yani Türk Konseyi aynı zamanda barış ve huzur için ülkeler arasındaki çalışmalara da bir katkı sağlamış olur bu vasıtayla. Ve düzenlenen zirveler de beraberinde çok önemli. Elbette. Şimdi Bodrum Zirvesi elbette sonuçları üzerine konuşmamız gerekiyor. Tabii. Bir hatırlayalım Bodrum Zirvesi'ni. Geçtiğimiz yaz gerçekleşmişti son zirve. Bakalım orada neler konuşulmuş, hangi sonuçlar çıkmış. Sonra üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Türk dili konuşan ülkelerin liderleri son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum'da bir araya geldi. Zirvede Türk Konseyi üyelerinin yanı sıra Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov da yer aldı. Bodrum'daki zirvenin ana teması turizm alanında işbirliğiydi. Üye ülkelerin ilgili bakanları turizm alanında ortak işbirliği protokolüne imza attı. Ayrıca Türk Konseyi Modern İpek Yolu adında ortak bir tur programı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Turizm sektöründe artan işbirliğinin sadece üye ülkelerin değil, aynı zamanda üçüncü tarafların da bölgeye olan ilgisinin canlandırılmasına hizmet edeceğine de vurgu yapıldı. Zirvede ulaştırma, enerji ve ekonomi alanlarında da işbirliğinin derinleştirilmesine dair adımlar atıldı. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde birlikte hareket edecek ortak diaspora merkezleri kurulması kararlaştırıldı. Gençleri ortak kültürle buluşturmayı hedefleyen ortak tarih kitabı projesi de zirvede gündeme gelen konular arasındaydı. Türk Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2015 zirvesinin ana gündem maddesi ise medya alanında işbirliği olacak.
bizim yıldığımız Kazak'tan Jurt'un arka kendige Gundar'dan basalı. Gundar'dan giden Kök Türk'ten memleket olur, Kök Türk'ten giden Altın Orda olur. Sütüp sütüp kandık, verdiği kelip olsa devletçilikte yöntemler. Sonunda ülken tarihimiz var. Jastarımız bilgülük et, biz Kersiğanda bulunan Kazak'ımız biz. Gundar'dan da Kök Türk'ten de Altın Orda'nın da ortalığı bulan yer bulacak. Evet, Türk Konsey Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanoğlu'la sohbetimizi sürdürüyoruz. O zaman sizden bir Bodrum zirvesini değerlendirmenizi isteyelim. Çıkan en somut ve önemli sonuç sizce ne oldu turizm açısından baktığımız zaman? Turizm açısından ortak turizm alanının geliştirilmesi ve ortak İpek Yolu projesi çerçevesinde turizm alanında işbirliğinin derinleştirilmesi, bugüne kadar olmayan tur paketleriyle ilgili ortak tur paketlerle, kültürel o İpek Yolu çerçevesinde ortak tur paketleriyle ilgili bir kararlar alındı ve bu kararlar biz bu süre zarfında gerçekleştirmekteyiz. Nitekim birkaç gün bundan önce İstanbul'da toplaşan turizm alanında bizim TÜŞ Konseyi Çalışma Grubu'nda yer alan üye devletlerin, turizm bakanlıklarındaki değerli kardeşlerimiz, temsilcilerimiz de bununla ilgili bir mutabakada vardılar. Ve bu bizim için çok önemli bir alanda. Çünkü ortak turizm alanının oluşturulması bir defa çok kolay bir şey değil. Ortak turizm alanı oluşturduğun zaman bunun işte o paket tarafı var. Bundan sonra diğer tur acentelerin buraya birlikte beraber hareket etmek için bir davet edilmesi, bunun içerisinde bu program projenin içerisinde dahil olması var. Modern İpek Yolu'nun yeniden... Az sonra aktaracağız. Evet, bu çok önemlidir. Bununla ilgili bir çalışma var. Ve elbette ki bir de güzergahların belirlenmesi de o kadar kolay bir şeydir. Yani Türkiye'den Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan'a nihayet bir güzergah belirlenmiştir. Hı hı. Ve bunun dışında devlet başkanlarının zirvesine sunulmak için ortak İpek Yolu çerçevesindeki ortak tur çalışmalarla, turizm çalışmasıyla ilgili de bir tanıtım filminin hazırlanıp devlet başkanlarımıza sunulması kararlaştırılmış. Dolayısıyla biz bunları şu an hayata geçirmekteyiz. Çünkü zirvede biz bir rapor sunmamız lazım devlet başkanlarına. Nereden nereye kadar hareket edebildik ve tıkandığımız noktalar neresi olur? Yani bunu itiraf etmek lazım ki her bir şey güllük gülistanlık değildir. Yani engeller muhakkak vardır. Yani engelsiz zaten iş yoktur. Mesela nedir onlar yani? Çünkü bir kere her dört devletin dördünü de memnun edecek noktalara varmamız lazım. Bu o kadar da kolay olmuyor. Çünkü her devletin kendisinin bakış açısı farklıdır, vizyonu farklıdır. Bunları bir araya getirmek, ortak noktaya buluşturmak, aynı cümleyi herkes tarafından kabul ettirmek zaman talep ediyor. O zirvelerde yani burada mümkün değil tabii evet. Ama sadece bir kelimenin doğru evet, olması aynen. için günlerce çalışılıyor. Aynen, hakikaten saatlerle, günlerle çalışılıyor. Zaten bizim amacımız budur işte ama yapıyoruz. Yani demek istediğim noktalara varabiliyoruz. Önemli Peki. olan çalışmaktır. Şimdi siz çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Sayın Büyükelçi çok fazla gerisinde de zannediyorum sizinle birlikte kocaman bir ekip var. Elbette beraber çalışıyoruz zaten. Evet, ekipsiz iş olmaz. Ve elbette devletler oradaki karar mekanizmaları evet. çok önemli. Kararlar alınıyor, projeler açıklanıyor. Peki bu birlikteliğin halklar nezdindeki karşılığı nasıl? Bunu... Yani halklar nezdindeki, nasıl görüyorsunuz? Halkların nezdindeki karşılığı da çok önemlidir. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir şey anlatayım. Üniversiteler arası birlik, eğitim alanında işbirliği, turizm alanında işbirliği, ekonomi ve siyasi alanında işbirliği bunlar hepsi halklara hizmet eden zaten bir işbirliğidir. Netice itibariyle devletlerin kabul etmiş olduğu var olan kararlar ve kabul edeceği kararlar hepsi... Beklediğiniz heyecanla karşılaşıyor musunuz elbette, diye daha doğrudan sorayım. Elbette. Çok insanlar bize mesela ne güzel yıllardır biz bunu bekliyorduk. Bunun içerisinde nasıl yer alabiliriz? Hatta mesela hiç alakası olmayan bazen birçok insanlar, yüzlerle binlerle insanlar bize müracaatta bulunuyor. Yani bir başvurular yapıyorlar. Sosyal şebekeler, sosyal ağlar vasıtasıyla veya direkt. İşte biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz de bu işin içerisinde yer almak istiyoruz. Biz de bu yani insanlarda bir heyecan var. İnsanlarda bu var olan heyecanı gördükçe insan hakikaten kurulanıyor ki biz böyle bir tarihi bir iş içerisinde var oluyoruz. Yani bir tarihin içerisinde. Güzel bir gelecek için beraber çalışıyoruz. Hem Kazakistan için, hem Kırgızistan için, hem Azerbaycan için, hem Türkiye için eski zamanda mevcut olmayan bir şanstır. Devlet başkanlarımız da bu çalışmanın içerisinde var güçleriyle ellerini taşın altına koyduğu için bize kalan bu çalışmayı güzel bir şekilde, koordinatif şekilde hayata geçirmek. Şimdi konseyin çok fazla projesi olduğu için kısa evet. kısa geçelim ve hemen evet. medya başlığına gelelim. Evet. Şimdi gelecek senenin gündemi aslında medya olacak ama hazırlıklar da var, ön hazırlıklar. Evet. Nedir hayata geçirmek istediğiniz projeler kısaca? En büyük proje şu an ortak televizyon kanalının oluşturulması ve ortak haber ajanslıkları arasında bir birliğin oluşturulmasıdır. Hı hı. Çünkü bu Arap Birliği'nde veya İspanyol veya Portekiz dilliler birliklerinde mevcut olan bir şeydir. Neden? Çünkü bunu da ideyasını yani bu inisiyatifi ileri süren Sayın Cumhurbaşkanı Nazarbayev'de. Nazarbayev geçen Bodrum zirvesinde
Madem ki biz birçok alanlarda işbirliği yapıyoruz, hadi aynı zamanda medya alanında da işbirliği yapalım ve ortak televizyon kuralım.